efendim. Kripto Para programımıza hoş geldiniz. Ben Perihan Tantu. Bugün bizlere sevgili Ozan Kara eşlik ediyor. Ozan Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Evet, şimdi biz programdan önce de bunu tartışmıştık zaten. Neden Yellen'ın açıklamalarına odaklandı herkes ve bir miktarda bu endişe yarattı piyasalarda. Özellikle Janet Yellen'ın dün yapmış olduğu tabii ekonomiye dair birçok olumlu ve farklı açıklamalarda bulundu. Ama aslında bizim burada dikkatimizi çeken özellikle kripto paralarla yapmış olduğu açıklamaydı. Özellikle kripto paraların çoğunun yasa dışı ve terör finansmanında kullanıldığını düşünüyorum dedi ve bununla birlikte de aslında bu kanallar aracılığıyla kara para aklandığını da düşünüyoruz. Bir regülasyon çağrısında bulundu. Geçtiğimiz haftalarda aynı çağrıda tabii ki Christine Lagarde da bulunmuştu. Şimdi bununla birlikte tekrardan acaba kripto paralarda bir regülasyon olur mu olmaz mı sorusu tekrar gündeme geldi. Ama şuna da bir açıklık getirelim. Yani kripto paralarda regülasyonun olması kripto paraların sonu gibi aksettiriliyor ama yani bunun artıları ve eksileri, regülasyon olmasının avantajları nedir? Bence bunu tartışalım. Kesinlikle. Öncelikle Yellen'ın açıklamasını değerlendirmek gerekirse şu. Ya ben işte kripto paralarla ilgili soru geldi ve ilk verebileceği cevap zaten bu olur. Yani ben hiç Bitcoin'i araştırmadım, hiç kripto parayı araştırmadım. Yani ne diyeyim işte bu terörün finansmanında kullanılıyor, işte bu kara para aklamada kullanılıyor gibi tanımlar aslında bizim çok da yabancı olmadığımız, genelde bürokratların söylediği tanımlar. Ama kripto paraların bugün geldiği noktaya bakarsak 7 sene önceki piyasayla değerlendirilmesi, 7 sene önce kalmış bilgilerle değerlendirilmesi çok doğru değil. Ama bunun doğru olup olmaması tabii ki de yani Yellen'ın gücünü azaltmıyor. Burada bir yanlış bir regülasyon, yani kripto para piyasasına uymayacak bir regülasyon mutlaka fiyatları etkileyecektir. Burada önemli olan zaten biz de bekliyoruz. Bunda birçok defa söyledik. Evet, 2021 yıl regülasyonlar yılı olacak. Ama sizin dediğiniz gibi burada bir kripto paranın yani kapatılması, yasaklanması gibi bir adımın atılmasını açıkçası beklemiyoruz. Bu çok sert bir adım olur. Yani siz sadece burada artık çok azalmış, yani piyasa içinde çok azalmış bir hacmi neden göstererek bütün Bitcoin'i yasaklamanız açıkçası çok akıllıca olmaz ve burada bir savaştan da bahsetmiştik. Yani bu ekonomik savaştan da bahsetmiştik, teknoloji savaşından bahsetmiştik. Bir yandan Çin'in, Rusya'nın ve Avrupa'daki bazı ülkelerin kripto paralarla ilgili geliştirmeler yaparken Amerika'nın bunu yasaklaması yarıştan geri kalacağı anlamına gelir. Burada en çok ve en önce beklediğimiz regülasyon aslında cüzdanların KYC dediğimiz, yani bu cüzdan kime aitin kaydının yapılması, borsalar bunu bildirmek zorunda diye bir şeyimiz var. Ama burada da açık kalan birçok nokta var. Şu an Hollanda bunu yapmaya çalışıyor ve Hollanda şu an ekran görüntüsüyle diyorsunuz ki, ekran görüntüsü alıyorsunuz, bu benim cüzdanım diyorsunuz. Ama o sizin cüzdanınız mı değil mi? Bunu eşleştirebilecek çok kolay değil. İmzalanabilir. Yani siz blockchain üzerine imza atabilirsiniz ama bu da açıkçası şey tarafında, yani kullanıcı dostu anlamında herkesin yapabileceği bir işlem değil. Bundan dolayı da yani önümüzde bir regülasyonlar gelecektir. Bu çok normal ama piyasa bunu olumsuz mutlaka fiyatlayacaktır. Ama uzun dönemde ben regülasyonların hem piyasadaki yatırımcıları korumak için hem de kurumsal yatırımcıların evet biz bu yasa şartlarında bu regülasyonlarda yatırım yapabiliriz demesi açısından önemli buluyorum. Borsaların regüle edilmesi lazım, kripto paraların işlemleri regüle edilmesi lazım. Bunlar uzun vadede bence hepsi iyi adımlar. Yani kimse şu an kripto paraya yatırım yaparken, aa iyi bu da teröre finanse edilsin diye bunu istemez zaten. Kimse bunu istemiyor ama şunu görmek lazım. Bizim bugün bir banka transferini başka bir ülkeye 4 günde yaparken bunu Bitcoin gibi en yavaşıyla 10 dakika 15 dakika içinde yapabiliyor olmamız ve buradaki merkeziyetsiz bir yapıda olması, aracıların ortadan kalkacak olan teknolojisini görmezden gelmek ve bunu engellemek bence söz konusu değil Amerika için. Şimdi şunu da konuşmak lazım. Bu açıklamaların hepsi neden ard arda geliyor? Yani işte neden bu kadar önemli konumdaki insanlar özellikle kripto paralarla ilgili açıklama yapma gereğini duyuyorlar. Bunu da şuna bağlıyorum. Çünkü kripto paralar ve Bitcoin 2 yıl önce bıraktığımız yerde değil. Şimdi eskiden sessiz sedasız kimsenin taşına dokunmadan derler ya, yükseliyordu, düşüyordu. O yüzden orada kendi kendine fiyatlanan bir enstrüman var. Kimse de aslında çok fazla bunu baz alıp da üzerine konuşmak gereği duymuyordu. Bu kadar önemli konumdaki kişilerden bahsediyorum tabii ki. Ama şimdi ne oldu? Bitcoin'in işte piyasa değeri,
hacmi, buraya giren para diğer finansal enstrümanları da etkilemeye başladı. Şimdi artık Bitcoin eski Bitcoin değil. Yani böyle sessiz sedasız düşen çıkan %3'ler %5'ler yapan bir enstrümandan bahsetmiyoruz. Yani altından pay alan, hisse senedi riskli varlıklardan pay alan dünyanın en büyük fonları ve yatırım şirketlerinin araştırma kapsamına giren bir finansal enstrüman olduğu için artık yavaş yavaş ülke büyükleri, işte ekonomi konusunda söz sahibi olan kişiler de kripto hakkında konuşma gereği duyuyorlar diye düşünüyorum. Ya bence çok güzel özetlediniz. Gerçekten de tam olarak şu an yaşadığımız durum o. Çünkü kripto paralar 1 trilyon doları geçti hacim olarak. Yani siz 1 trilyon hacmi geçmiş ve bu kadar yatırımcının artık yatırım yaptığı ve piyasada mutlaka bunu konuşmaya. Aslında bu konuşmalar da şöyle geliyor. Yani basın mensuplarının sorularıyla karşılık bulan Çünkü yanıtlar. Çünkü basına da kripto paralar artık yer buluyor. Aynen öyle, kesinlikle. Çünkü insanlar daha çok bilgi edinmek istiyor. Şu an şirketlerin kripto paraya, Bitcoin'e yatırım yapmasındaki bir neden şu. Faizler çok düşük diyorlar ve biz cash fazlamız var, nakit fazlamız var. Biz bunu faizle değerlendirmek istemiyoruz. Biz bunu Bitcoin'e yatıracağız bir kısmını diyorlar. Şimdi burada şirketlerin bu tür ortamda kararlar aldığı ve düşük faizlerin devam ettiği bir süreçte kuşkusuz Bitcoin'e ilgi de artacaktır. Burada önemli olan işte bu düşük faiz döneminde birçok firmanın borçlanması, şu an Fed'in faizleri arttırmada çekingen davranması. Çünkü neden? Bu zaman çok ciddi bir ekonomik krizi tetikleyeceği yönünde araştırmalar da var. Bunların hepsi aslında Bitcoin'e yönelin şeyleri, sinyalleri. Çünkü burada bir yönetim yok. Çünkü burada bir sınırlı arz var dediğimiz gibi. Ve insanların ve şirketlerin Bitcoin'e ilgi duyması, ya siz ilgi duymadan, siz daha yatırım yapmadan biz regülasyonlara getirirsek hani daha sonra kimse mağdur olmaz. Bunun için de bir an önce regülasyon gelmesi lazım. Ama açıkçası ben bunun çok hızlı bir şekilde geleceğini düşünmüyorum ki, gelmesini de istemiyorum. Biraz daha oturup düşünüp gerçekten kripto para piyasasında uzman kişilerle tartışıp bunun nasıl uygulanabilir olduğunu konuşup böyle çıkması gerekiyor. O şekilde de yaparlarsa bence bu kripto paraları güçlendirecek şeyler olur, yani regülasyon anlamında uzun vadede. Ve dönelim Bitcoin'deki fiyatlamalara. Şimdi Ekim ayından beri Bitcoin'deki yükselişe baktığımızda neredeyse %300'ün üzerine bir yükseliş yaşandı. Ama son zamanlarda, son hafta özellikle 34-38 bin dolar arasında sıkışıp kalmış bir Bitcoin'den bahsediyoruz. 40 bin dolarları gördük, üzerine kalıcılık sağlayamadık. Ne düşüyor ne çıkıyor, tam bir bant hareketi yapıyor desek doğru olur açıkçası. Ama asıl soru şu ki, buraya kadar çok hızlı yükseldi ve doğal olarak da insanlar bu hıza alıştı. Şimdi burada bir konsolide olma dönemi, yatay bant çok da fazla onlara hitap etmiyor. Evet. O yüzden Bitcoin'de yükseliş sona mı erdi? Asıl şu an akıllardaki soru işareti bu. Şunu netleştirelim. Evet, Bitcoin enflasyona karşı kendi mal varlığınızı, değerinizi, finansal refahınızı koruyabilecek bir finansal enstrüman. Ama şu gerçeği de göz ardını etmemek lazım. İnsanlar Bitcoin'e benim param değersizleşmesin diye yatırım yapmıyor. İnsanlar Bitcoin'e Ekim başından beri %300 değerlendiği için yatırım yapıyor. Yani doğru, paralarını ve refahlarını doğru katlamak için yatırım yapıyorlar. Evet, uzun vadede Bitcoin altın alternatifi, ama bugün baktığımızda Bitcoin getirileri nedeniyle yatırım görmüş bir finansal enstrüman. Bunu çok net anlamamız lazım. Eğer bunu anlarsak, şu anki bu stabilleşme kripto para yatırımcı, özellikle Bitcoin yatırımcının çok memnun etmediğini söyleyebiliriz. Ama piyasaya geçmişine baktığımızda bu tarz böyle bir 30 bin, 35 bin bandında fiyatlanması Bitcoin'in finansal açısından yararına olacaktır. Çünkü burada bir fiyatın oturması, bu fiyatın kabullenilmesi ve Bitcoin evet 30-35 bin dolar arasında gidip artık gelen bir... Artık buraları kendine yeni dip yaptı diye mesela aynen konuşuyor olabilmemiz lazım. Aynen, yer edinmesi lazım buralarda. Bu çok önemli. Şu an şunu söyleyemeyiz. Yani şurada işte bir sabit kaldı ve hemen Bitcoin düşmanları diyeyim. Şöyle açıklama yaptı. Bitcoin balon patladı işte, gördüğünüz hani 200 bin dolar olacaktı söylemleri. Tamam ya, patlamış haliyle bile %300 getirmiş. Böyle balona can ben o zaman ne diyor? Ya bu tarz söylemler geliyor. Bunlar açıkçası çok akıllıca değil. Neden değil? Eğer Bitcoin, şunu da söyleyeyim, 25 bin doların altında fiyatlanmaya başlayana kadar bir balondan, bir ekstra bir fiyatlanmadan söz edemeyiz. Yani şu an zaten Bitcoin evet yükselen momentumu ile beraber bir 40.800'leri görüp 35 binde kendi fiyatını yer edinmesini sağladığını çok rahat söyleyebiliriz. Şu an Bitcoin balondur söylemleri bence çok erken ve doğru olmadığını da düşünüyorum. Hala yıl sonundaki beklentiler devam ediyor ama
şunu tekrar hatırlatmak fayda var. Bu bir risk. Bitcoin'in stabil durması Bitcoin için her zaman risktir. Her ne kadar yararlı olsa da. Çünkü yatırımcı burada çok büyük bir kar beklentisiyle yatırım yapıyor. Ama ben şunu da çok iyi biliyorum ki Bitcoin 25 bin dolara olsa yani her şeyini böyle Bitcoin'e yatıracak çok fazla da yatırımcı olduğunu söylemek lazım. Yani 25 bin dolar belki yüksek bir değer olarak gelebilir ama bu fiyatları da çok ciddi bir alıcıyla karşılaşacağını da ben tahmin ediyorum Bitcoin tarafında. Şimdi burada hep Bitcoin'i konuştuk. Bitcoin'i konuşurken tabii ki Ethereum'a da değindik. Neden? Özellikle Bitcoin 40 bin dolara giderken Ethereum'un daha yani Bitcoin tarihi zirvesini görüp o tarihi zirvesini ikiye katlarken Ethereum daha eskiden görmüş olduğu tarihi zirvesine bile gidememişti. Bizim burada yanına soru işareti koyduğumuz neydi? Ya Bitcoin bu kadar gitti. Peki Bitcoin'deki rally'yi kaçıranlar tabii ki işlem hacmi bakımından en yüksek ikinci kripto para olan Ethereum'u talep edebilir mi demiştik. Nitekim bu gerçekleşti. Ethereum da böylelikle tarihi zirvesini kırmış oldu ve 1420 doları gördü. Tabii ki şu an ekranlarda görüyoruz bir miktar geri çekilme olsa da yine de tarihi zirve kırılmış oldu böylelikle. Aynen öyle. Şu an günü baktığınızda pozitif götüren bir tek Ethereum var. 1440 dolardan da alıcı buldu. 1420 doları da geçmiş oldu. Şimdi burada sizin de dediğiniz gibi yani evet Ethereum zaten Bitcoin'e göre daha az fiyatlanmıştı. Geçmiş zirvesine baktığımızda. Ama burada biz de şunu her zaman söyledik. Ethereum buraya kadar gelmişken bir all time high'ı görmeden geri dönmez diye beklentilerimiz açıkçası gerçekleşti. Buradaki bu yükselişin Bitcoin'deki sabitleşmeden kaynaklandığını mutlaka belirtmek lazım. Çünkü insanlar Bitcoin'deki kar tarafı, kar alanı bittiği için Ethereum'a yöneldiler. Sizin de bahsettiğiniz gibi Ethereum'da bir iyi bir fiyatlama gördük dün. Şimdi Ethereum'daki ikinci en önemli fiyatlama ve daha bence başlamayan fiyatlama 2.0. Şu an onun da verilerinden bahsedelim. 2.0 için gönderilen Ethereum miktarı 3.7 milyar doları buldu. 2.7 milyon Ethereum gönderildi. Şimdi bu çok güzel bir rakam. Evet, 120 milyon civarı bir Ethereum var. Çok ciddi bir miktarı gönderilmiş görüyor. Ama borsalar şunu yapmaya başladı. iCrypex olarak biz de bunun hazırlıkları içindeyiz. Borsa diyor, siz eğer Ethereum'da valide etmek istiyorsanız 32 Ethereum göndermeniz lazım işlemleri onaylamak için. Ama kimse 32 Ethereum, yani çoğu kişinin 32 Ethereum'u yok ve bundan dolayı da bir parça Ethereum gönderip bir pool oluşturup, havuz oluşturup buradaki onaylama işlemini gerçekleştirmek istiyorlar. Bunun yanında sizin 7/24 çalışan bir bilgisayarınızın olması lazım. Çok güçlü bir bilgisayara gerek yok eski Ethereum madencileri gibi ama yine de 7/24 bağlantısı olan bir bilgisayara ihtiyacınız var. Şimdi bunları sağlamak zor. Bunları sağlayan kişiler gerçekten büyük yatırımcılar ve büyük Ethereum yatırımcıları. Borsalar şimdi şuna geçti. Diyor ki siz sadece dilediğiniz kadar Ethereum'u gönderin. Biz sizin yerinize Ethereum'u 2.0 için gönderelim ve siz de buradan nem alın. Şimdi bu işlemlerin başlaması Ethereum'a gönderilen miktarı arttıracaktır. Peki bunun önündeki engeller ne? Şu, siz Ethereum 2.0 çıkana kadar Ethereum'larınızı alamıyorsunuz. Yatırımcıya bunu çok iyi anlatmak lazım. İkincisi, kripto paranın değeri dışında ekstra bir değer veriyorsunuz. Aslında siz vermiyorsunuz, siz aracılık ediyorsunuz ama Türkiye özelinde bunun regüle edilmesi lazım. Çünkü bundan önce yaparsanız farklı engellerle karşılaşabilirsiniz. Biz de iCrypex olarak açıkçası bunları düşünüyoruz. Evet, teknoloji olarak altyapısını sağlamak kolay, hatta bunu sağladık diyebiliriz. Ama bunun iş akışını hazırlamak ve yatırımcıya sen buraya Ethereum gönderdikten sonra bunu çekemezsini çok iyi anlatmak lazım. Bunu işte uluslararası borsalarda başlayanlar var. Buradaki riski yatırımcının mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor. Sizin gönderdiğiniz validatör eğer çok ciddi cezalandırmalara karşı gelebilir. Ethereum ağından bahsediyorum. Şu an daha riskli ama miktarın düşmesi buradaki Ethereum gönderilen miktarının artmasıyla beraber arz tarafında bir baskı yaratacaktır. Bu da tabii ki de fiyatlarda olumlu yansımasını bekliyoruz ve 2.0'ın fiyatlamasının önümüzdeki dönemlerde başlamasını
Bekliyoruz. Şimdi bir dakikalık sürecimiz var ama hemen altcoin'lerle bir toparlama yapmamız gerekirse. Geçtiğimiz hafta altcoin'lerin rallisini görmüştük ama mesela bu hafta geri çekilmelerle başladı. Altcoin'lerdeki bu geri çekilmeyi neye bağlayabiliriz ya da yükselişin devamı gelir mi peki? Şöyle, şu an Bitcoin dominansı %65'te ve gidebileceği açıkçası bizim alışık olduğumuz %57'ye geri çekilse dominans, yani Bitcoin'in market hacmi, kimseye Bitcoin öldü bitti demez. Yani demez. 57 uygun bir şey ama %8'lik miktar 100 milyar dolar demek. Şimdi 100 milyar dolar kripto para piyasası için ne demek? Bitcoin için düşük bir miktar ama altcoin'ler için 10 tane Litecoin hacmi, 1,5 Ethereum hacmi demek. Yani Litecoin 10 kat daha değerlenebilir eğer bütün hacim oraya giderse. Tabii ki de hepsi Litecoin'e gitmeyecek ama buradaki %8'lik band çok çok önemli. Eğer bu dominans aşağı yönlü devam ederse ki o şekilde gözüküyor, altcoin'lerdeki bu 100 milyar doların altcoin'lere dağılması, market hacminin sabit kaldığını varsayarak çok ciddi fiyatlamalarla daha karşılaşabiliriz. Önemli olan hangi altcoin'i seçeceğimize karar vermek. Ve dikkat etmek. Sevgili evet. Ozan Kara, çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz bilgiler, aktarmış olduğunuz notlar için böylelikle kripto paranın da sonuna gelmiş olduk. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.